Efendim merhaba. Evet, yeni bir detay programında, haftanın son detay programında birlikteyiz. Tabii sıcak gelişmeler var. Bunları önce aktarıp yorumlamalarına geçelim. Koordinasyon Ofisi, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan Koordinasyon Ofisi Anlaşması Anayasa Mahkemesi'nden bir maddesi oldu ve böylelikle yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyuluyor bu konuyla ilgili olarak. Yani yürürlüğe giremiyor özetle. Bu konuyla ilgili olarak özellikle gençlerin örgütlendiği bir platform var. Bunun günlerdir devam eden eylemleri vardı. Öte yanda spor federasyonlarının da tam aksine ısrarla talep ettiği bir anlaşma, iki cephesi olan bir durum. Anayasa Mahkemesi bir madde üzerinde bir ret kullandı. Şimdi herhalde meclis açıldığı zaman bunun revizesi gündeme gelecek. Bunların detaylarını az sonra Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Milletvekili Gazi Mansur Milletvekili Sayın Dursun Oğuz'dan alacağız. Bugünkü konuğumuz Sayın Oğuz. Ve tabii bir üzücü haber var paylaşmak istediğim. Çünkü Kıbrıs'a yaşayıp özellikle Lefkoşa'da yaşayıp da onu tanımayan yoktur. Hatta son dönemde internet medyası üzerinden yayınlanan parodilerde çok fazla yer bulan, hepimizi gülümseten Ahmet Akdal, daha doğrusu herkesin tanıdığı ismiyle Ciğerci Ahmet'i de kaybettik. Ona da ailesine, sevenlerine başsağlığı dileyelim. Programın başında iki sıcak gelişme bugüne dair. Ve tabii bugün bir eylem var, bir miting var. Bu da demokrasi şöleni. Saray önünde saat 17.30'da başlayacak olan, Türkiye'deki 19.30, özür dilerim, 19.30'da başlayacak olan Türkiye'deki darbe girişimine karşı Türkiye genelinde yapıldığı gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de demokrasiye destek anlamında yapılacak olan bir şölen var. Saat 19.30'da Diyalog TV ekranlarından da canlı olarak aktarmaya çalışacağız sizlere. Bugünün özetini bir çırpıda yapmaya çalıştım. Şimdi bunların yorumlarına geçeceğiz tabii. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Evet, haftanın son günü, çok sıcak bir hava, durgun aslında genelde ama bugün Evet. böyle bir gelişmeler var. En sıcağıyla başlayalım. Bu koordinasyon ofisi konusu çok gitti geldi, gitti geldi. Şimdi yeni bir tartışmayı yine Evet. tetiklemiş oluyor. Nedir plan, program bundan sonra? Şimdi tabii ki süreç mecliste onaylandıktan sonra Cumhurbaşkanlığa gitmesine müteakip Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün bunu mahkeme sürecini başlatması oldu bununla ilgili. Tabii gençlerimizin bir kısmı bununla ilgili bana göre belli biraz da yönlendirme oldu. Tabii buradan ben neden böyle yaptılar, niye böyle değil, bir rahatsızlık kendilerine göre belli konularla ilgili şikayetleri, huzursuzlukları veya eleştiriler oldu, bazı konular olabilirdi. Tabii bunu o zaman meclis günü de bayağı gergin olmuştu, oylama olduğu sıralarda da. İşte bir ara Cumhurbaşkanı devreye girmesi olmuştu. O süreçleri yaşadık. Sonra bir organizasyon şekline geçerek bunu geçen süreçte bir eyleme dönüştürdüler. Bununla ilgili rahatsızlıklarını, dileklerini, taleplerini ilettiler. Bunu da demokrasi çerçevesinde eyleme dönüştürdüler. Bu da en demokratik anlamda da haklarıdır. Çünkü olan rahatsızlıkları bildirmek. Ama sonuçta hukuk süreci başladığı zaman da orada hukuktan üstün bir şey olmaz. Tabii bizim hükümet anlamında, Ulusal Birlik Partisi olarak da o günlerde savunduğumuz iki ülke arasında yapılan anlaşmaların anayasanın da üstünde olduğu ile ilgili uluslararası bir anlaşmaydı bu. Onunla ilgiliydi. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı artık kendi gerekçelerine göre olmayacak bir şekilde bunu gönderdi Anayasa Anayasa Mahkemesi'ne. Halbuki bu yasa mecliste konuşulurken, tartışılırken sadece bazı maddelerde, bir maddede değil, mahkeme sonucunda çıkan bir maddede değil, daha birkaç maddede dahi ek protokolle bu gibi rahatsızlıkların, endişelerin giderilebileceğine dair Sayın Başbakanımız tarafından veya Başbakan Yardımcısı tarafından da dillendirildi. Bu kamuoyunda önünde cereyan etti. O gün de söylendi, daha sonra da söylendi. Ancak orada bir ısrar vardı, yok, illa bugün olacak, kabul edilmeyecek, gidecek. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti Meclisi tarafından kabul edilen bir anlaşmanın ben burada bunu kabul etmiyorum diye iki ülke tarafından bir
anlaşma, uluslararası bir anlaşma olmasından dolayı onu o gün müdahale etme şansınız olmuyor. Sadece ek sözleşmeyle, burada gördüğünüz işlemesiyle ilgili veya çalışmasıyla ilgili sorunlarla ilgili bir düzeltme, tadil anlaşma şeklinde bir anlaşma yapabiliyorsun. Bu da uygundu. Şimdi bu tabii bir madde üzerinde tadil olacak. Sayın herhalde. Cumhurbaşkanı bunu imzalayabilirdi ama tabii bu kadar bu aşamaya getirdikten sonra muhtemelen bunu geri meclise gönderecek. Hı hı. Zaten meclise göndermezse herkes de şaşırır. Ben de şaşırırım. Zaten Anayasa Mahkemesi'ne zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın o zamanki süreçteki durumu belliydi. Ama bakın tekrar ediyorum. Biz zorla bir şey olsun bir durumunda değiliz. Biz dedik ki mecliste de dile getirildi. Evet bazı rahatsızlıklar, endişeler olabilir. Bu da ek anlaşmayla yürür. Yoluna koyulur, giderilir. O rahatsızlık diyelim veyahut da endişeleri gidermekle ilgili kapı açıktı zaten. Bunu da söyledik. Ama şimdi burada aman Ulusal Birlik Partisi veya hükümet bakın illa ısrarcı bunu böyle olsun diye. Biz neye ısrarcıydık? Biz bir anlaşma imzalandı. Gelin bu anlaşma şimdi olsun. Sonra bu tadilatı yapalım. Bunu söyledik orada meclisteki tutanaklarda da vardı. Ama orada kusura bakmasın kimse birazdan nemalanmak isteyenler. Açıkçası nemalanmak isteyenler illa ısrarla bu böyle olsun diye bir diretme gitti. Bence bunda siyasete de duyulan güvensizlik de yok mu? Yani siz diyebilirsiniz, başbakan da diyebilir. Tadil ederiz gerekli noktalarda. Ama yapmayabilir. Ama hani o da olabilir. O yüzden yani hani şimdi siyasete girdiğiniz zaman siyasetten rant elde edenler de olabilir. Siyasi düşünerek birilerini teşvik edenler olabilir. Siyasi bir kazanım elde eden olabilir. Birileri siyasi olarak öne çıkmayı yapabilir. Partiler siyasi anlamda bunu aman bugünü kurtaralım gelecek de tekrar gündeme getirmeyiz diyebilirler. Yani siyasi anlamda çok dediğiniz gibi beklenti içinde olanlar olabilir. Ha, toplumda böyle bir hassasiyet vardı. Şimdiki süreçte Sayın Cumhurbaşkanı bunu meclise sunması halinde ki muhtemelen sunacak. Ondan sonraki süreç yasa çerçevesinde işleyecek. Tabii ben gerekçeyi görmedim ama enteresandır bu yurtlarla ilgili mecliste de konuşulurken mevcut imzalanmış iki ülke arasındaki anlaşmaların da işte kalkıp koordinasyon ofisinin işletmesine verilmesiyle ilgili o zaman da yine bir endişe veya eleştiri gelmişti. Denilmişti ki biz bununla ilgili çünkü bu anlaşma öyle bir anlaşma ki siz bunu değerlendirip de bazı rahatsızlıklar olduğunda da dile getirebilirsiniz. Bu şekilde de yapılabilirdi. Ancak şimdi ben yani iki taraf adına ya da taraf diye toplumu bölücü, o gençlere karşı çıkıcı olarak da söylemek istemiyorum ama şu da tabii bunu bazıları siyasi anlamda kullanmasın. Hani biz kendi erkimizi devrediyorduk değil mi? Hı hı. En fazla buydu gündemde olan. Sanal alemde daha çok konuşulan işte benim yönetme erkimi, işletme erkimi, kendimle ilgili hükümet kendi yetkisini tamamen devrediyor deniliyordu. Ama Anayasa Mahkemesi'nde herhalde böyle bir de gerekçe çıkmadı. Benim de son dakika öğrendiğime göre yani yetkisi devriyle ilgili herhangi bir eleştiri veyahut da karar çıkmadı. Sadece karar yurtlar olan bölümdeki maddeyle ilgili. Nitekim biraz önce de gelirken Sayın Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreterinde bir kanala bağlanmış söylüyordu. Sadece dedi bu geriye döndüğü zaman ek protokol yapılırken sadece anayasanın reddettiği hukuksal anlamdaki değil, diğer maddeleri de bugün meclise konuşulan da tadil edilmesi lazım diye. Yani bu nedir? Bir uzlaşıdır. Ama bu konu o zamanki meclis konuşulurken de mecliste yasa geçerken de gündeme gelmişti zaten. Fakat birileri çıkıp da orada olmayanları nasıl ki bugün bunu tamamen reddederiz diyenlere karşı bir tarafta da hayır bizim de bu gençlik ofisinin yararlarına toplum nezdindeki yapacağı faaliyetlere ihtiyacımız var diyenler vardı. Çünkü biraz önce siz dediniz iki taraf gibi hı hı. göründü. Evet, ama tabii. Demek ki nedir? Aslında sokağa birilerini bakın bu böyledir diyerek söylenen maddeler, söylenen gerekçelerinde %90'ı veya 95'i gerçek olmadı da çıktı ortaya. Neden gerçek olmadı diyorum. Şimdi endişe olarak duyabilirsiniz ama Anayasa Mahkemesi madem ki hukukun üstünlüğünden bahsediyoruz, hukuka saygı duyacağız, hukukun dediğini kabul edeceğiz ve hukuktan üstün değil diyoruz, hukuk devletiyiz diyoruz. O zaman hukukun verdiği karara göre sokaklara dökülen, döktürenlerin veyahut da sokakta örgütlenip de
çağrı yapanların dedikleri maddeleri Anayasa Mahkemesi hiçbirine gerekçesinde göstermedi. 7 maddenin de 7'sini aslında uygun buldu. Sadece 3. maddedeki evet, sadece 3. bir maddenin fıkra, bir fıkrasında bir dedi ki yurtlarla ilgili işletilmesi, devredilmesi ama en çok da bizim de o günkü üzerinde durumumuz daha önce yapılan anlaşmalara göre işlettiğiniz yurtları devretmeyle ilgili sorun vardı. Onunla ilgili tadil istedi. Ama diğer maddelerle ilgili hani çıkıp da toplumda büyük infiale yol açan, örgütlenen, hatta ortaokul yaşındaki çocuklara kadar giden bizim her şeyimizi alıyorlarmış, bizim her şeyimizi devrediyorlarmış diye slogan haline getirilenlerin bugün Anayasa Mahkemesi, buradan tekrar dikkat çekiyorum, hukukun en yüksek mevcii dedi ki sizin bu dedikleriniz gibi değil bu. O zaman hukuka hepimiz saygı duyacaksak, o zaman çıkan mahkeme kararında gerekçelerinde acaba yanıltma mı oldu? O zaman ben de bir soru sorarım. Ama ben girip de sen onu yanlış yaptın, bunu yap değil. Biz bütünleşmeye, toplumsal barışa ihtiyacımız var. Hiç kimseyle gerginliğe ihtiyacımız yok. Sonuçta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hepimiz yaşıyoruz. Bu ülke hepimizin. Buradaki birimizin derdi, birimizin sorunu çözerek yapabiliriz. Ama her zaman ne diyoruz? Yasa çerçevesi içerisinde. Tamam. Şimdi mesela Sayın Tufan Erhüman'ın söylemine bakıyorum. Siz konuşurken aynı anda. Sadece bu madde değil. Diğer maddeler üzerinde de yeni bir uzlaşı diğer bazı olabilir. Maddelerle ilgili o gün mecliste endişelerin dile geldi. Öbür maddelerle öyle bir şeye de, mi gidilecek yoksa tek bunu madde tabii hükümet üzerinde de mi? Oturup görüşecektir. Hükümet görüştükten sonra belki de muhalefetle de görüşebilir. Yani tabii bu hükümetin kararıdır şu an itibarıyla. Şu an itibarlı değil çünkü takvimsel süreç işleyecek. Sayın Cumhurbaşkanı mahkemeden gelen gerekçeli karara göre gereğini yapacak. Sayın Cumhurbaşkanı gereğini yaptıktan sonra hükümete düşen, ondan sonra biz de partiler anlamında bize düşenleri biz ona göre değerlendireceğiz. Hey, bu ofis olmasa yani bu kadar tartışıyoruz bunu. Gündeme bu gelmese gündeme gene yani Türkiye gerek bu ikili anlaşma çerçevesinde zaten buralara yani altyapıyı biz yapmıyoruz ki şimdi de yapılan tesisler aynen, yine aynen. Belli o prosedürel çerçeve içerisinde Türkiye'den kaynak geliyor. Yardım belli maddi yardım heyetinden geçiyor. İktisadi ve mali yapılıyor. Yani oldu. Neden böyle bir olaya ihtiyaç duyuldu? Neden bu kadar gerildi? Yani ondan belki de değil. Gerçekten toplumda gereksiz bir hava yarattık belki de germe anlamında. Ama şimdi ben buradan biraz da eleştirisel anlamda gireyim. Bu toplumdaki bir havanın gerginliğin, bu kadar gündemi meşgul etmesinin, özellikle bu kadar sorunların içerisinde bunu gündemi meşgul etmesinin. İşte birileri diyor ki uyuyanları uyandırdık, sokağa canlandırdık. Şimdi siz uyuyanı uyandırdık derseniz, sokağa canlandırdık derseniz o zaman soru sorduğunuzda bunların açılımı ne olur? Birileri bundan siyasi rant mı elde etmiyor oraya gider ki bu hoş bir şey değil. Yani toplumda o kadar sorun varken, bu kabul ediyorum ben hükümetin bir milletvekiliyim. Bundan 2,5 ay önce de yine bir hükümetlik ama siyasete ilk girdiğimde de muhalefet vekiliydim. Hı hı. Bu ülkede sorun olduğunu kabul etmiyor musunuz? Ne diyoruz? Bu sorunları çözülmekle başka sorunlar varken hiç dediğiniz gibi bu ofise gerek var mıydı yok muydu da bu kadar germeye gerek varken neden sadece bununla ilgili çıkıp da ülkede bir gündem yaratıldı ve böyle bir organizasyon şekline döndü? O zaman sormak lazım. Başka sorunlarla ilgili de keşke o zaman duyarlı olan sorunlarla ilgili de bunu yapalım. Şimdi şunun sorumun altyapısını da açıklamış olayım. Çünkü iddia nedir? İddia işte Türkiye burada tamam her zaman yardım eder. Ekonomik işbirliği iki ülke arasındaki işbirlikleri evet. Olur. Zaten az önce söylediğim gibi yani belli bir çerçevede bunlar zaten yapılıyordu. Evet. Ama buradaki gayle Kıbrıslı Türklerin dinen çok şey olmadıkları yani işte camilerin yapılması gerektiği şimdi de gençlerle belki maneviyeni eksik görülen Kıbrıs Türklerin bu çerçeveyle bir manevi şimdi, değerlere şimdi çevrilme kardeşim, yani din, şimdi bu dediğinle eleştiri. İlgili de bu maddenin içinde dinsel bir şey yani şimdi din ayrı bir olay ya, kültür ayrı bir olay, din kültür ahlak bilgisi bir derstir ama kültür farklı bir olay. Yani Kıbrıs Türk halkı bugüne kadar kültürüne sahip çıkmış. İlla bugün halk oyunumuzu istediğimiz gibi oynuyor muyuz? Oynuyoruz. Gençliklerimizi istediğimiz gibi yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Gelenek göreneklerimizi yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Bugün Kıbrıs Türk halkına ait olan her bir yerde bugün her hafta festivallerimiz var. Gafgarit'ten tutun, Harnub'undan tutun, Babutsas'ından tutun, Karpuz'undan, Badadez'inden tutun. Bunları yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Kıbrıs Türk halkına burada öyle bir şey var mı? Kültürünü değiştirelim ya veyahut da dini. Ama şöyle bir algı var mı? Var. Sanki oradan böyle bir şey geliyor. Gençlik de üzerinde bizi burada yobaz olacak.
din eğitimi yapacak. Yok öyle bir şey. O zaman bundan sonra seçilecek şeyler, milletvekilleri böyle mi olacak? Seçtiğiniz milletvekilleri böyle mi ya? Dini inanç, ibadet ayrı bir şey. İnsanın Allah'la arasında olan bir şeydir. Oraya kimse reklamı da olmaz. Yapanlar onun günahı da sevabı da kendinedir. Ama modern biz Atatürkçüyüz ya, bunu hiç kimse inkar edemez. Ben bir Atatürk genciyim, iftihar ederim. Siz de bir Atatürk gencisiniz. Şimdi öyle bir durum var ki, dinci olduğunda gericisin, Atatürkçü olduğunda laiksin. Yok öyle bir şey. Yani Atatürkçü olan din olmayacak, olacak. Laik, şimdi derler ya, münhasır medeniyetler seviyesi. Münhasır medeniyetler seviyesi ileri, gelecek tamamdır ama bunu gelip de dinle bağdaştırmak çok abes bir şeydir. Din kişinin dediğim gibi kendi özelinde bir yaşam şeklidir, yaşam türüdür, kendi Allah'la arasında bir vardır. Ama siz dini çıkartıp yerinden gelip de bir ülkenin yönetim şekline çevirirseniz veya oradaki örgütlenme şekline çevirirseniz bu çok büyük handikap olur. Ya. Yani toplumu da dediğiniz gibi gerer. Bunu bence, bakın bence bunu bilinçli olarak yapılıyor. Ha derseniz ki ana vatana karşı istemeyenler var mıdır? Vardır. Bugün muhalifler vardır. Türkiye'ye bizim istemediğimiz şekilde sözlem söyleyenler var mıdır? Vardır. Ama bugün hepimiz ne diyoruz %80'i bu toplumun? Ana vatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi olmazsa olmazımızdır. Mutlaka. E tamam bunu derken, tamam şimdi bazılar diyebilir ya tamam bunu diyoruz. Biri de der ki ben her şeyine karşıyım. Ona da saygı duyacaksın. Bunlar bir elin yani parmak sayısını geçmeyecek. Tamam ama ben şimdi orada bakın. Şöyle ana vatandan gelen bir şey. Ben diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nin buradaki neye ihtiyacı var? Neye ihtiyacı var? Ele geçirecek. Neye yani? Fertlere 75 milyon var. 300 bine. Neye ihtiyacı var? 300 insana mı ihtiyacı var? E var orada zaten şimdi 2,5 milyon da mülteci yapıyor. Vatandaşsa var. İnsansa var. Düşünceyse var. İnanışsa var. Bizim yani bizim neyimiz? Bizi ele geçirecek. Ne kazanacak? Ne kazanacak? Onu merak. Her senede bir mali protokol çerçevesi buraya yardım yapıyor mu? Altyapımızı yapıyor mu? Yapıyor. Ha gelelim şuraya. İşte su konusunda da oldu. Türkiye buradan kar mı elde edecek ya? Her sene milyarlarca TL'yi buraya akıtan, dönecek buradan nevalanacak, buradan kar mı alacak? Yani baktığınızda total kar zarara baktığınızda girişe çıkışa yok ya o yani. Bu geri ödediğimiz borç var mı ya? Söyleyin yani kendimizi kandırıyoruz. Sırf ama ne? Ha bu zorlamadır. Hep böyle kendimize neresi uygun gelirse, nasıl rant elde edersek çıkıp onu diyoruz. Ama bunu yaparken de geçmişte veyahut da şu andaki uygulamalara geldiğimizde yok orayı karıştırma diyoruz. Bize çünkü burası lazım. Eleştiri yapacağımız ve toplumda yankı uyandıracağımız yeri lazım. Şimdi bunun içinde dinle alakalı ne var koordinasyonunda? Hiçbir şey yok. Siz geliyorsunuz hop bunu. Dini olmayan bir şey burada varmış diyerek sanal alemleri yaratıyorsunuz, gericiliğe götürüyorsunuz. Ya aydın kesim nasıl gerici olacak? Şimdi ben diyorum benim başbakanımı kim seçiyor ya? Bu halk seçiyor. Benim milletvekilimi kim seçiyor? Bu halk seçiyor. Biri ÇTP'li olur, biri TDP'li oluyor, biri UBP'li olur, biri DP'li oluyor. Belki başka siyasi partilerde oluyor. Ama bu halk seçiyor. Bu halk kendisi olduğu zaman, yani kendi seçtiği, kendi erkini. Cumhurbaşkanını kim seçti? Bu halk seçti. Türkiye mi seçti? Ha gelelim mesela dediğiniz o şeye konusuna ki, olmasaydı da yardım heyeti gibi bir şekilde olsaydı ne gerek vardı bu kadar? Ha, o olabilirdi ama burada Spor Bakanlığı üzerinden ayrı bir fondan geleceği için teknikti galiba. O yüzden oldu. Çünkü normal iki ülke arasındaki yardım protokolünün dışında olan bir yardım kalemiydi. Zaten Cumhuriyetçi Türk Partisi diğer parti söylediğimi bilmiyorum. O da dedi ki biz yapılacak bu yardıma, maddi yardıma karşı değiliz. Zaten maddi yardıma hiç kimse karşı değil. Ama işlevsel anlamda belki de bugüne kadar burası da çok önemli. Bu altyapıların gelişmesiyle ilgili gençlerin kendi imkanlarının gelişmesiyle ilgili çok bütçeye paralar koyuldu ve hedefe gitmedi belki de. Bunu hangimiz kontrol etti? Bugün ben milletvekili olduktan sonra işte bakanlıkların bütçelerini yaparken yıllık bütçe komitesine girdiğimizde şunu görüyorduk. Altyapılarla ilgili veyahut da bu ülkenin gelişimiyle ilgili o kadar projenin hayata geçirilmeden kaynaklardaki paraların geriye döndüğünü görüyorduk. Peki bu ülke gençliğiyle ilgili bugüne kadar sahalar olsun, gençlik merkezleri olsun, aktivite salonları olsun, gençliğin gelişmesiyle ilgili başka alanlarla ilgili yapılan yatırımların neye amacına ulaşmadığı veya adrese gitmediyse, bir sıkıntı varsa bunu hangimiz sorguladık? Belki de geçmiş hükümetler döneminde
gençlikle ilgili, spor tesisleriyle ilgili, spor alanlarla ilgili, gençlik merkezleriyle ilgili gerçekten çok belki de problem. Ya bugün bakıyorum ben de içim cız ediyor. Gidiyorum Kantara gençlik kampına, hala derme çatma. Lapta gençlik kampına hal öyle. Tadil yap, boya yap. İstemez misiniz modern bir yerler olsun? Tamam, devamlı yapılıyor. İşte klimalar koyulmuş, o koymuş, daha etkinliği ama daha modern olmasını istemez. Örnek verdim. Hı hı. Başka gençlik merkezlerine ihtiyaç istemez misiniz? İstersiniz. Neden bugün gençlik merkezinin yöntemleri işte yıllık bir bilet satsınlar, biraz gelir elde etsinler. Yok folklorcunun kıyafetini, ayakkabısını, kapı kapı dolaşsınlar. Affedersiniz dilencilik yapsınlar. İstemez misiniz bunlarla ilgili bir kalem olsun, bir fon olsun, bir merkez olsun? Gençlik merkezimiz var mı? Var. Bütçeyi sorun, yetersiz. Peki bugüne kadar neden bu hükümetler bunlarla ilgili projeler mi yapılmadı ya da yapıldıysa projeler gitti mi? Olsun ama yani buradaki itiraz şudur. Olsun böyle bir merkez ama son sözü de bırakın söylesin, atıyorum spordan sorumluluğu başbakana bağlıdır. Ama söylesin. Şu var. Bizim yani oradaki bireysel memurlara diplomatik özellik kazandırılan. Burada şu da var. Birisi gelip de ben şuraya bunu yapıyorum diyemeyecek size. Siz diyeceksiniz ki benim buraya, buraya, buraya ihtiyacım var, yap diyeceksiniz. Sizin dediğiniz gibi ben istediğim yere istediğim yaparım. Yok öyle bir şey. İstediği yere istediğim yaparım derse o zaman dediğiniz haklısınız. Ama burada öyle bir şey yok. Benim dediğim yerleri o yapacak. Ama ben yine tekrar biraz önceki dediğime geliyorum. Bugüne kadar eğer yapılmış olsaydı, hedefine amaçlanan yerlere gitseydi bu yardımlar, o zaman bizim bu anlaşmaya ne ihtiyacımız olacaktı? Bakarsanız şeyi de yapmazdık. Eğer yapılmış olsaydı geçmişten bugüne doğru harcamalar, doğru evet. Politikalar zaten bizim protokol, mali protokol protokole yapmazdık. De ihtiyacımız kalmazdı. Evet, evet. Yani demek ki bir yerlerde bir ihtiyaçlar var. Bu gençlik kamplarının kadın erkek ayrılması size göre doğru mu? Mesela öyle bir şey olursa? Yok, ben ona karşıyım. Karşıyım. Yani öyle bir şey olamaz. Karşıyım, açıkçası karşıyım. Ama şimdi yani tekrar şeye gelirsek, yani buradaki önemli olan bu tarz şeylerdir çünkü biraz yani insanların kafasını bulandıran ve can sıkan. Şimdi nedir? Ben duruyorum, buna karşı muhalefet olmak için bir şey uydurayım. Düşünüyorum ne uydurayım, bu toplumu şey yapar. Biz şimdi modern bir toplumuz, modern bir devletiz, modern gençliğimiz, halkımız da öyleyiz. Şimdi bu toplumun en büyük infial yaratacak nedir? En fazla kolay yapabileceğim din üzerinden istismar. Onun dışında toplumun, gençliğin antipati yaratacak olan ne varsa onları söylerim. 2-3 defa yayıp bir de yaydım mı bu iş bitti. Al size algı operasyonu. Yani ben gençliğe hiç karşı değilim. Benim de çocuklarım var. Bana da yani çocuklarım sordu bu soruyu. Yani bu çıkan baba böyle şey varmış. İnternette arkadaşlarımız işaretliyor. Hocalarımız işaretliyor. İşte Anayasa Mahkemesi de söyledi. Şimdi Anayasa Mahkemesi hukukun üstünlüğü diyorsak Anayasa Mahkemesi kararına göre bakacağız. Ha buna rağmen biz yine o günkü mecliste yasa görüşülürken hükümetin de orada söylediği, dediğim gibi Sayın Başbakan ve Başbakan Yardımcısının, arkadaşlar bazı maddelerle ilgili endişeler olabilir. Ek protokolde bunları da koyabiliriz denilmişti. Hı hı. Ve bugün Anayasa Mahkemesi sadece bir maddeyle ilgili itiraz yaptı. Ha. Bir fıkrayla ilgili, bir fıkrasıyla ilgili. Ama biz dedik ki başka endişeler de giderilebilir. Ona da hükümet açık. Yani hükümet kapıyı kapatıp da ben yaptım olur diye değil. Halkının gençliğinin sesine kulağını tamam, kapadı diye değil. Tamam, bu tek tarafla değil mi? Şimdi atıyorum biz bir değişiklik yaparız. Bu da Türkiye'de. Bu değişikliği tabii yaparsanız nedir? Ben de prosedür çerçevesinde gereken neyse mutlaka hükümetler arası bunu yapacaktır. Ama şimdi bunu yaparken de hükümet şu aşamada değildi. O zaman mecliste de konuşulurken aynı soru. Biz kapattık. Kulaklarımızı kapattık, dışarıdaki ne ses gelirse değil. Ama şu var, hukuka göre, uygunluğa göre hükümetler arası, tamam anayasanın üstündedir ülkeler arası anlaşma ama kendi toplumumuzdan gelen sese de kulak vereceksiniz. Ama toplumda verilen ses ya da verilen ses, o denilen endişelerin olmadığında Anayasa Mahkemesi söyledi. Bakın bizim Anayasa Mahkememiz, yargıçlarımız dedi ki arkadaşlar sizin sokakta erkin teslimi, beni teslim alacaklar, beni onlar yönetecekler, öyle bir maddeyi, yani algıydı çünkü bu. Öyle bir madde yok bunun içinde. Bunu kim çıkardı? Şimdi ben derim ki sokakta çıkıp da gençlerimize bu şekilde slogan atan, attıranlara derim ki bu gençlerimiz sorsun. Be abi, be abla sen bize böyle böyle dedin ama bu maddelerde diyor ki mahkeme yok. Neresinde bunun söyle. Mahkeme mi yanlış, sen mi yanlışsın? O zaman bu gençliğimizi sorgulasın şimdi. Sorgulayan bir gençliğimiz de var. Şimdi o gençliğimiz Anayasa Mahkemesi'nin bu kararına göre hani o dövizlerin bazılarında yazardı. Hı hı. Böyle bir algı oluşturdu. O gençlerimize desin ki
Abi, abla, sen bize dedin ki böyle böyle ama bak ki Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar bu çıktı. Yurtlarla ilgili çıktı ama öbürlerine bir şey demedi. Uygunmuş. O zaman sorgulayalım. Ben burada çıkıp da ne halkımın ne gencimin ya bu ülkenin geleceğiyle ilgili, bu ülkenin sadece gençlik demiyorum, halkının geleceği ve refahıyla ilgili herhangi bir hareket yapan, aleyhine çalışan, yiyen, hortumlayan en büyük ihaneti yapar bu ülke. İhaneti yapar. Yani bizim geleceğimiz burada. Başka derim, her zaman diyorum, başka Kuzey Kıbrıs yok. Başka yaşam alanımız yok. Bugün Türkiye'de neler oldu, darbeler. Biz kendimizi o kadar etkilendik, moralimiz bozuldu ama burada dedik ki ne kadar güvendeyiz. Kendimize o kadar da şükrettik. Burada yaşadığımız için. O yüzden kenetleneceğiz. Ama bunu yaparken de bölmek, parçalamak ya da şöyle ayırmak diye değil. Ha bunlardan gelen eleştiriler alacak mıyız? Alacağız. Ama hukuka göre de gideceksek, şimdi hukukun verdiği karara göre de bakalım. Hadi. Sokaklara döktük, ettik. Şimdi o çocuklardan, gençlerden benim rica ediyorum. Abiler olarak, kardeş olarak dinlemezler. Birazdan belki de Facebook'larda, sanal alemde bana uygunsuz yakıştırma da yaparlar. Belki de başlamışlardır, bilmiyorum. Ama ben doğru olanı söylüyorum. O zaman bunu diyenler şimdi sorgulaması lazım. Bu Anayasa Mahkemesi mi yanlış değerlendirir acaba? Sorgulasınlar o zaman. Hukuku sorgulasın. Hukuku sorgulayamazsak o zaman öbürlerini sorgulasınlar. Çünkü gençliğimiz sorgulayan gençlik olduğuna göre sorgulamaları da lazım. Öyle değil mi bu? Peki, zaten daha tartışılmaya devam edecek bir konu. Meclis açılınca tekrar gündeme tabii, yani gündeme gelecek ama hükümetin dediğiyle belki biraz önce sizin dediğiniz hükümet aman bugünü kurtardık, gelecekle ilgili bakmayız diyebilir miydi? Şimdi belki de orada bir zorlama gibi olacak. Ama nedir? O gün gündeme gelen bazı endişeler de belki bundan sonra bu ek maddelerle, ek anlaşmayla giderilebilir. Buna da zaten hükümet o günde kulağını tıkamadığını, açık olduğunu da söylemişti. Yani bugün hükümetin o günkü olumlu tavrı da ortaya çıkmış oldu. Ha diyebilirsiniz, bak her şey tamam değilmiş, hükümet aldığın karar yanlıştır, bu uygun değildir. Yani bardağı bir de dolu taraftan boş tarafa bakarsanız o bir maddeyle şimdi bütün maddeler yanlışmış gibi de bir algı olur. Şimdi ne dersin? Reddediyoruz. Tamamen reddedildi diye çevirebilirsiniz bir maddede. Şimdi siz dediniz ki 7 taneden bir tanesini reddedin, bir fıkrayı. O reddedilen bir fıkrayı alırlar, hepsi reddedilmişe çevirir. Bu da nedir? İşte siyasi ranttır bu. Bu nedenle bu siyasi rantçılara da dikkat edilmesin. Ha bir maddesi Cumhurbaşkanı oraya yollamasa aykırı, hukuksuz ya da diyelim aykırı olmasına rağmen kabul ediliyordu. Hükümette ya da meclisteki vekiller de bunlarla ilgili de suçludur maddesine ya da öyle bir algı da olabilir. Hata da buradan oldu, mahkemeden döndü şeklinde de olabilir. Ama biz de ne dedik? İki ülke arasında olan bir anlaşmadır diye. Ama her zaman da siz süreç içerisinde olan uyuşmazlıkları, sorunları da gidermekle iki ülke arasında teati ederek, değerlendirerek de giderebilirsiniz. Bu demek değil, bugün attım imzayı, bitti bu iş. Yok, değerlendirmeye de açık iki ülke. Sonuçta ben senden talep etmezsem, ben senden şunu yap demezsem işlemeyecek bu ofis. Kalacak orada. Yani bir de o var, kalacak. Yani ben girmiyorum Avrupa Birliği ofisidir, odur budur. Oralara hiç girmiyorum. Çünkü hep o siyasi başka yerlere çekmeye gider iş. Hedeften uzaklaşmaya gider. Ben üzüm yemek derdindeyim, bağcıyı dövmek derdinde değilim. Ama benim dediğim gibi sorgulamayı yapanlar her türlü adaletli, şeffaf bir şekilde sorgulamayı yapacaklar. Bu şekilde çıkanı da terse çevirip de siyasi ranta çevirmesinler birileri. Siyasi ranttan hiç kimse bir kazanım elde etmez. Sadece günlük kazanımdır ama süreçte hukuka da hepimiz saygılı olacağız. Evet. Şimdi bizim bu konu olmasa ana gündem maddelerimizden biri tabii Kıbrıs müzakere sürecinde gelinen aşamalar var. Yapılan açıklamalar var. Sayın Başbakan dün sevgili Mert'e çok önemli açıklamalar yaptı. Evet. Daha önce Güzel'le ilgili benzer bir tavır ortaya konulmuştu. Bu konuda bir şey var. Farklılık, yani sadece Güzel için demiyorum. Şimdi biz müzakere masasından verilen mesajlar toprak, mülkiyet konuları görüşülecektir, masadadır. Bir takım iadeler tabii ki söz konusu olacak. Evet. Bunlarla ilgili de henüz yer isimleri yoktur. Evet. Çalışmalar yapacağız. Harita yoktur, minimum, yer isimleri vardır falan. Minimum işte. Olacak evet. Bu. Yani evet. Minimum Kıbrıs Türk'ünü etkileyecek noktaya evet. Getireceğiz filan denir. Sayın Başbakan dün çok açık, sadece sınır düzenlemesine varız biz diyor. İşte 128 kilometrelik bir yeşil hat var. Evet. Onu istediğiniz gibi düşünürüz, konuşuruz ama
bizim oturduğumuz, yerleştiğimiz yerlere yani özetle diyor ki bakmayın boş yere bu taraflara. Şimdi bir devlet var görünürde, Cumhurbaşkanı müzakereci masada başka bir tavır var. Hükümet, ikisi de seçilmiş erkler bunlar. Hükümetin başka bir görüşü var hükümet başının. Nasıl olacak bu, nasıl uyumlaştıracak bu işi? Şimdi çok çetrefilli bir konu. Zaten çetrefilli konu olmasa 40 seneden beri, 45 sene, 42 seneden beri çözülürdü. Hala devam ediyor. Ne kadar devam edeceğini de bilen yok. Bilen varsa bu tarafa gelsin deniliyor ya. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı 2016 sonu itibariyle son tarih dedi. Değil mi? Bunu söyledi. Şu ana kadar gelen süreçte işte kamuoyunu takip ediyoruz. Rum tarafındaki açıklamalar var. Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamalar var. Pek beklenen ilerleme kaydedilmedi. Bunu açıkça da ben şöyle diyorum. Hep vererek, hep altta kalarak aman ürkütmeyeyim, aman kaçırmayayım, aman bir anlaşma olsun, nasıl olursa olsun şeklinde giderek bir kazanım elde edemezsiniz. Çünkü sağlam bir 4 ay üzerine oturan anlaşma olmaz. Bunun sonu yine hayal kırıklığı olur. Böyle bir anlaşmayı zaten şu var. 2016'da bir metinde uzlaşalım. Bir metin ortaya çıkaralım da nasıl olursa olsun düşüncesi hasıl olmamalı. Sayın Cumhurbaşkanı açıklamalarında zaten bunu diyor ki biz halkın kabul edebileceği bir çözüm için uğraşıyoruz. Ha, biz de diyoruz ki bir metin çıksın 2016 sonuna referanduma gidilecek bir anlaşma uzlaşma metni çıkarsın diye uğraşma olması yanlış bir şey. Eğer halkınızın kabul edebileceği bir metin yoksa halka uymayan Kıbrıs Türk'üne uymayan bir kılıf çıkarsa ortaya bunun sonu şimdiden belli. Ama Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki böyle bir anlaşmayı ben zaten kamuoyunun gündemine, halkın önüne getirmem. Eğer böyle olduğuna tamam inanırsam. Tamam da şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bu anlaşmanın Kıbrıs Türk'üne uyup uymadığının kararını ekibiyle beraber verecek. Halkla beraber sadece halka sunacak. Ben de siyasi partiler ya da hükümeti idare edenler olarak da diyeceğiz ki Sayın Cumhurbaşkanı bunun çıktığı metin paylaşımlar yapıyor. Her haftalık görüşmesi var ama Sayın son şekli daha belli değil. Görüşmeler devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı sizin ekibinizin değerlendirmesiyle bizim değerlendirmemiz farklı. Bu bize göre sunulamaz. O yüzden dün Sayın Başbakanımızın yaptığı açıklamada hükümetin de bir temsilcisinin orada görüşme heyetinde olması çok önemlidir. Onun da fikirlerini orada savunması önemlidir. Yani o amaçla bunu söylemiştir ki paralellik sağlansın diye. Ama Kıbrıs Türk halkı 1974'e kadar bayağı acılar çekti. 74'te bir göç dalgası oldu. Şimdi yeniden halkı yerinden et, yeni bir düzen, yeni bir göç dalgası yaratmak Kıbrıs Türklerine ne sağlar? Hep diyoruz ki uluslararası tanınma. Biz anlam planına bu halk evet dedi. Ben hayırcıydım o zaman, açıkça söylüyorum. Halkın çoğunluğu evet dedi, karara da saygılıyım. Evet dedi, karşılığında ne alabildik? Hiçbir şey. Şu anda Rumlar masada ve uluslararası arena, siz zaten evet dediniz, o yüzden siz memnunsunuz. Bizim Rumları memnun etmek için daha fazla fedakarlık koparma durumundalar ve böyle de bir bana göre de bir görünmeyen baskı var. Bu neden nedir ki biz alttan alarak Rumların istediği şekle gelerek, yani masayı Rumların şekillendirmesi söz konusu olamaz. Yani çıkıp bazen Sayın Anastasiya da çıkıp Güney basında bazı demeçler veriyor. Bizim Cumhurbaşkanımıza bazen ses çıkmıyor. Neden? Provokatör olmasın diye, masayı dinamitlemesin diye, bozmasın diye. Ama belki de söyleyeceği çok şey söz vardı da söylemiyor. Aman işte bozan taraf olmayayım diye. Ama alttan almanın da bir sınırı var, bir dayanağı var. Fedakarlığın da sonu olması lazım. Kıbrıs Türkleri hep fedakarlık vererek olacak bir anlaşma. Zaten hepimiz biliyoruz ki Kıbrıslı Rumlar burada her türlü erkin kendisinde olacağı, kendini bir üst olarak görüyorlar. Bu açıkçası belli. Kıbrıs adasında biz üstüz diyorlar. Bize karşı. Bunu söylemlerinde de belli. Yani masada aslında bana göre sahte bir düşünce oturuyor Rumlar açısından. Kıbrıs Türklerinin eşitliğini, egemenliğini kabul ederler mi? Çıkın sokağa sorun. Hiç kimse demiyor ki eder.
Bence Sayın Cumhurbaşkanı ile bu görüşmeleri de görmüştür. Ama tabii ki bir masa vardır. Bu masada görüşmeler, heyetler devam etmektedir. Bir emek vardır, bir zaman harcama vardır. Ha, bunun sonucunda göreceğiz. Biz Sayın Başbakanımız ve parti olarak da bizim kırmızı çizgilerimiz vardır. Hükümette kendiyle ilgili endişelerini belki paylaşmaktadırlar, söylemlerini söylemektedirler. Hükümetle Cumhurbaşkanı uyumu ikisi arasındaki diyalogtan geçer. Ben siyasi partinin bugün bir yönetim kademesindeki kişi olarak hükümetle Cumhurbaşkanı arasındaki konuya müdahil olamam. Hı hı. Oradaki ilişkiyi yukarıdaki erki idare edenler kendi arasında çözmeleri varsa görüş alışverişini o şekilde yapmalılar. Ama biz onun dışında parti olarak düşüncelerimizi, görüşlerimizi, fikirlerimizi çıkar söyleriz. Ya. Şimdi bu hafta aslında bakıldığı zaman en önemli belki de gündem maddesi Yeni Erenköy Belediye Başkanı'nın istifasıdır. Evet. Çünkü bu buzdağının görünen kısmıdır aslında. Beklenen bir şeydi. Yani beklenen, ben yarın öbür gün Lefkoşa'dan da aynı tavrı görürsem şaşırmam. Ya da bir başka belediyeden de, çünkü ciddi sorunlar var. Evet. Hükümetin henüz bir açıklamasını falan görmedim. Yani bu çalışmalar ve görüşmeler olarak yapılıyor. Onunla ilgili biraz açmak istiyorum konuyu. Hı hı. Çünkü bu sadece belediyelerin şu anda kalkabileceği bir noktada değil bu. Özellikle 2-3 belediye. Yani ha bugün ha yarın aynı yani duruma düşecek. Maaş ödeyemeyecek. Evet, sıkıntısı ve sendikal yapılanmada ya maaşımı verin ya grevi korun. Öyle de bir durum var. Diyor. Evet, evet. Yani hiç arası yok bu işin. Aynen. Ben başkan olsam ben de çantamı alır giderim. Yani neden yaratmadığım bir düzen üzerinden hükümetlerden de destek görmezsem ne yapabilirim? Doğru. Burada Sayın Yeni Erenköy Belediye Başkanı'nın işte bir takım sözler verildi geçmiş hükümet döneminde. Hı-hı. Onlar da yapılmayınca yapacak bir şeyim yok diyor. Ne var? Yani nasıl bir düzen var? Şimdi, yoksa muhaliftir diye mi belediye başkanları böyle yok. öyle bir yaklaşım da var çünkü. Şimdi kesinlikle hükümette muhaliftir diye bir yaklaşım yok. Bunu ben birebir şahit oldum. Nasıl şahit oldum? Sayın Belediye Başkanı'yla Başbakan'ın o zaman meclis açıktı. Meclisteki konuşmalarından, görüşmelerinde. Şimdi gerçekten belediyeler bu yerel yönetimlerle ilgili de biliyorsunuz bir düzenleme olacak. Belediye sayılarının azaltılması ve birleştirilmesiyle ilgili. Ama belediyeler maalesef, özellikle Erenköy Belediyesi, geçmişten gelen hatalar bugün şu andaki belediye başkanını buldu. Yani onun gerçekten suçu günahı yok bakarsanız. Belki de bizim de adayımız oldu ama yani belki de aday olmasa daha iyiydi. Belki de pişman olmuştur belediye başkanı olduğuna. Ama ona da kendi dediği gibi belli sözler verilmiş. İlk birinci hükümet vardı. Sonra ikinci hükümet kuruldu. Biz ikinci hükümette beraberdik. O zaman gelip bir ara formül bulundu. Hı hı. İşte Sayın Asım Akan Soy'un İçişleri Bakanı olduğu dönemlerde. Hatta 6 aydır maaşlardan bir kesinti evet, var. Evet, kesinti gitti. Çalışanlar fedakarlık olsun da %5-30 arasında azalan çok alanla ilgili bir düzenleme yapıldı. Devlette belli katkı olsun diye. Ancak son belediyelerle ilgili, özellikle çalışanların sosyal haklarıyla ilgili belediye katkı paylarından sosyal hakların hemen kaynaktan kesilmesi, o da çalışanların haklarını koruması bakımından doğru bir karardı. Hükümet tarafından alınan bir yasa, yapılan yasa, meclis tarafından yapılan yasa. Hem o için çünkü hem de belediye fonlar için. Yani tabii iki taraf da önemli. Neden? Çünkü yıllardan beri sosyal yatırımları yapılmayan birçok belediye çalışanı var, belediye var ve bunların işte düşünün, hastanede yıllarca çalışan bir belediye çalışanı hastaneye gidemiyordu. Şimdi devlet baktı ki belediye başkanının eline bıraktığında bunu siyasi suistimal ediliyor ve belediye başkanı günü kurtarmaya uğraşıyor. Nasıl olsa devletteki borç duruyor, İttihat Sanı'na duruyor, sosyal sigortaya duruyor şeklindeydi. Bu kaynaktan kesilmeli oldu. Böyle olunca bazı belediyelerin hareket kabiliyeti kısıtlandı ekonomik anlamda. Çünkü aldıkları katkıda direkt merkezden kesinti olduğu zaman bir kısıtlamaya gitti. Bu da zorda olan belediyeleri kilitledi. Kilitleme noktasına geldi. Erenköy Belediyesi kırsal bir belediye olmasından dolayı, gelir seviyesinin bölgede düşük olmasından dolayı, tahsilatının az olmasından dolayı, geçmişte siyasi istihdam birçok belediyede bu var. Orada onun da hat safhada olmasından dolayı. Açık söylüyorum. Siyasi anlamda gerçekten hat safhada bir istihdam yapılmış. Ve onun suçu, günahı geldi bugünkünü buldu.
Şimdi insanlara öyle bir durum ki belediyeyi kurtarayım, yüzdüreyim diyorsunuz, fedakarlığa varız diyorlar. Ama arkadaşlarımız çıkmasın, onlara da bir sahiplenme var. Doğru mu? Doğru. Ama bir yerde de geliyor, yetmiyor. Siz şimdi ekmek özellikle kırsal, Karpaz bölgesinde, orada insanların ekmek bulmak, aş bulmak daha zor. Orada böyle bir duruma gitmek sosyal çöküntüye sebep verir. Onu da yapamadınız, kilitlendi. Belediye başkanıyla bunun açılması konusunda görüşmeler yapıldı ama 2016'nın içinde de alabileceği avans miktarlarını borçlanma yetkilerinde kullanıldığı için orada bir açılım yapılmadı. Yoksa hükümet her türlü çare olabilecek her şeyi de yapmaya hazırdı. Bu da konuşuldu. Ha, şu anda sendika, İçişleri Bakanlığı bir çalışma içerisindeler. Yani hükümet durmuyor, çalışıyor. Belediye kalanlarla, meclis üyeleriyle ama belediye yetkili sendikasıyla hükümet, İçişleri Bakanlığı görüşme halinde bu krizi, bu sorunu çözmeyi derken kökten değil ama bugün olarak aşmayı ve ilerisiyle ilgili de bir çalışma içerisinde. Ha, bununla ilgili nedir şu andaki durum? Onun yetkili muhatabı İçişleri Bakanlığı. Yani belediyelerin yanılmıyorsam 17'si zaten sosyal sigorta ihtiyaç sandığı yatırım, falan ödeyemiyor. Evet. Yani bunlar da Erenköy Belediyesi şu anda maaş da almadı. O tamamen bitirdi. Lefkoşa noktaya doğru geliyor. Lap'ta da benzer bir durum var. Esentepe'de galiba yani sıkıntı var. Ama 2018 Ocağı'yla birlikte zannederim 17'sini de kapsayacak bir şey. Çünkü o yasa 2018 Ocak'ta geriye dönüklerde kesmeye başlayacak devlet katkısından. Tamam. Yani çok karamsar bir tablo ve evet, mutlaka yerel yönetimlerin boyunu açtığı için bu işin hükümetin mutlaka bir şekilde işte yani bu, çözmesi gereken bu, bir bugün durum. Bugün belki özelde Erenköy'le ilgilidir ama genelde biraz önce dediğiniz gibi diğer belediyelerle de ilgili mutlaka olacaktır. Belki tabii bugüne nasıl geldi? Hep geçmişte olan birikintiler, sıkıntılar, biraz politikanın içine girmesi, biraz değil çok girmesi. Maalesef o makamları, mevkileri siyasi rant uğruna kullanmak bugünlere getirdi. Hep katlanarak geldi. Ha, demiyorum şu parti, bu parti. Her dönem bu yapıldı. Bugün de geldik duvara tosladık. Bugün Sayın Mesut Yıkıcı dedi ki arkadaşlar ben ceket alıp gidiyorum. Bu artık olmuyor. O bir fedakarlık yaptı. Bir dik duruş gösterdi gitti. Ha diyebilirsiniz belediye başkanı kalıp da mücadele. O artık onun da bittiğini gördü muhtemelen. Ki artık aşamayacağını anladı ve gitti. Yani buraya gelip de belediyelerde yerel yönetime görev alanların bir kısmı da gerçekten hizmet için geliyor. Zamanını, her şeyini feda ediyor. İşte ondan sonra bakıyorsun ki keşmekeşin içinde bir sonuç alamayınca da öyle durumlara gidiyor. Bu durum hoş bir durum mu? Değil. Ama yerel yönetimlerin gerçekten geniş bir anlamda masaya yatırılması lazım. Reformun da en kısa sürede yapılması lazım. İşlevsel ve yapısal anlamda da bu reform şart. Ama ekonomik anlamda çok büyük bir kaos içindeler ve yatırımlar geriye dönük çok yüklü miktarda. Yapılması gereken çok şey var. Hükümet nasıl hükümet gidiyor size? Aniden yani, şimdi hükümet bunu sadece bu konu için demiyorum. Bugünü yani yarına çözebilir mi? Yok. Ama bir yapılandırma süreci, bir yol haritası, bir yapılandırma şart. En azından belki yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık nasıl olur bilmiyorum. Teknik konudur bunlar. Bunu mutlaka masada İçişleri Bakanlığı, Yerel Yönetimleri Müdürlüğü de çalışıyor bu konuyla ilgili. Çalışmalar da var. Hükümet ilk günden itibaren de çalışıyor. Yani ekonomik anlamıyla da yapısal anlamda da. Hükümetin nasıl gitmesiyle ilgili. Yani bugün baktığımda hükümetin kurulduğu günden bu yana tek bir farklılık olarak piyasaya yapılan ödemeler işte bugün de Narenciyeci'ye yapılıyor. Yani bu burada birazcık bolarmış maliye şeyi yapmış yani. Birazcık kesenin ağzını açmış. Evet. Ha, bu tabii Sayın Eski Maliye Bakanımıza göre yanlış bir politikadır. Yani Sayın Birikim Özgür'e göre borçlanma üzerinden yapıldığı için ilk dönem protokol çerçevesinde gelene kadar bunun eleştirisi yapılmıştı. Ama yapısal sorunlara yönelik olarak meclis gene tatilde şu anda. Yani evet, o zaten her yaz olduğu gibi anayasal bir durum. Ama yapısal sorunlara yönelik biraz ağır mı gidiyoruz yoksa biz çok mu şeyiz acaba? Yok, şimdi sorun o kadar çok olduğu için, her tarafta sorunla dolu olduğu için bakıyorsunuz arada çözdüğünüz sorunlar bile fark edilmiyor. Veyahut da yaptığınız olumlu hamlelerde. Ama şu doğrudur. Hükümette bir uyum var mıdır? Vardır. Kurulurken biraz
parçalı bir şekilde kurulmuştur. Ama piyasada bir rahatlama olmuş mudur? Olmuştur. Sayın eski Maliye Bakanlığı'nın eleştirisine ben katılmıyorum. O zaman sevdiğim de birisidir. Neden? Ben diyor mükellefiyetimi halka, Aytuğ'a olan borcumu ödemeyeyim. Aytuğ gitsin bankadan borçlansın ya da Aytuğ ödeyemeyeceği borcun altına devlet olan sorumluluğunu yaptı. Ama Aytuğ'un devletten alacağı var. Aytuğ devletten parayı alamazsa bankayı ödeyemez. Aytuğ çek yasağına da girer. Aytuğ ne isterse yapsın. Ben bütçe açığını kapatacağım. Gelirime göre ödeme yapacağım. Aytuğ 2 ay, 3 ay, 4 ay sonra. Aytuğ'a batarsa ben Aytuğ'a sahip çıkmazsam devlet olarak. İşte o yüzden bu hükümet dedi ki ben Aytuğ'un bankaya gidip borçlansın ya da batmasını engelleyeyim. Borcu devlet olarak Aytuğ'u mağdur eden benim. Bu sorumluluğu ben alayım. Aytuğ'u bırakayım yaşasın, daha fazla iş yapsın, kendini kurtarsın. Şimdi öbür türlü devlet en tepededir. Ekonomik anlamda en tepededir. Devlet işi alıyor, karşılığını ödemiyor. Bu gerek maaşlar, gerek piyasaya olan borçlar anlamında. 6 aylık, 1 yıllık borçlar. Tamam devleti eğer siz ekonomik anlamda piyasada bir sürdürülebilir ekonomi yaratamazsanız, dişleri döndüremezseniz ne olacak? Kilitlenecek. Bu defa ben devlet olarak iyiyim, bütçe açımı kapattım, rahatım, piyasa ağlıyor. Piyasadan kopuk bir devlet olamaz. Dönecek, gene gelsin. Piyasayı Aytuğ sorumluluğunu gelip yapması lazım. Piyasayı da denetleme görevini yapması gerekir artık herhalde. O denetleme, yani, denetleme çok, derken şunu çok diyorum, yani, geniş boyutta yani denetleme. Şunu bahsediyorum, çünkü kimle konuşsanız evet devletten alacağı vardır. Zaten müteahhit onu veyahut da herhangi bir esnaf. Yani 3 liralık malı devlete 6'ya falan satar. Çünkü bilir zamanında alamayacağını. Yani bunlar bilinen şeylerdir. Yani şimdi, o opsiyonu kendine göre verir ama bizdeki asıl sorun sadece devletle alakalı değil bu. Bizdeki asıl sorun bir düştünüz mü, hafif ayağınız kaydı mı öyle bir sistem, bankacılık ve finans sistemimiz var ki alır sizi. Yani yok devlet edin. Ödese daha isterse 3 kat ödesin kurtaramaz. Bunu görürüz. Hep yıllardır görüyoruz. Yıllardır söyleniyor ama işte hani dediğim yapısal sorunlardan biri de budur belki. Onda çok haklısınız. Bununla ilgili aslında Ekonomi Bakanlığı'nın da bir çalışmaları var Sayın Bakanımızın da. Çünkü en çok gelen eleştiriler bu yönde. Şimdi KOBİGEM veyahut da piyasaya siz kredi açıyorsunuz rahatlaması açısından yapısal anlamda. Yani ekonomik girdi ancak sağlayıp da dövsün. Tefeciye bir 2 aylık şeyini verebilir. Ancak. Aynen. Şimdi daha önceki yıllarda oldu işte bir 50 bin liralık dilim açıldı. Beni 3-4 tanesi aradı. Ya dedi Dursun Bey gittik 50 bin aldık. Dediler ki sigorta borcunu ödemek şartıyla. Tamam kağıdı verdi gittim sigorta 30'unu ödedim. 10 elektriği ödedim. Geldim dükkana 10 bin lira kaldı. Çalışanlar ödedim para kalmadı. Baktım dedi devlet alacağını aldı ben gene boşum. Şimdi bu böyle olduğu zaman bir şey kazanamazsınız. Ne olur parayı aldınız verdiniz kurumlar aldı. İşveren gene boş. İşverenin kendini daha güvende hissedebilmesi için yatırım anlamında da önü görebilmesi için bu çok önemli. Burada şimdi tartışılıyor hatta bize de gelen talepler de var. Yardımların açılan kredilerin hep aynı yerlere, aynı alanlara, aynı kişilere gittiği ile ilgili de bayağı tepkiler var. Bununla ilgili işte sicil affı olabilir, sigorta affı olabilir. Bununla ilgili bir geniş teferruatlı çalışma yapması lazım. Ama burada hakkıyla ödeyen, hakkıyla işini yapanları da düşünerek ama mağdur olup da biraz önce dediğiniz gibi gidenleri ayak üzerinde kalmasın. Çünkü her ödüllendirme olmayacak her af siyasi popülizm. Aynen ona katılıyorum. Şimdi bu defa da ne oluyor? Size ben sahip çıkmazsam devlet olarak biraz ayağa kaydı zaman gittiği zaman bu ne demektir? Geriye dönüşü işsizliktir. Ekonomide bir eksi değerdir. Düşünün siz eğer ayağınız kaydı ben size bir can simidi uzatamazsam, sizi yaşatamazsam siz ne olacaksınız? İş yerinizi kapatacaksınız. Çalışanlarınızı sokağa bırakacaksınız. Otomatik olarak sizin çalışanlarınız hatta siz bile bir işsizler ordusuna kayıp bir ekonomik anlamda eksi haneye yazılacaksınız. O nedenle benim yani sistemin bu gibi durumda olanlara can simidi uzatacak özellikle KOBİGEM üzerinden bir sistemin daha verimli olarak çalışması lazım. Bununla ilgili çalışmalar bildiğim kadarıyla yapılıyor. Bir de yapısal anlamda nedir? İşte çalışma hayatının denetlenmesi, iş hayatının denetlenmesi.
Bunlarla da ilgili de bazı çalışmalar var. Bakanlıkların da çalışmaları var. Ha, bunlar bugün belki kamuoyuyla paylaşılmıyor ama gelen sorunları çözme yönünde bayağı bakanların çalışmaları var. Hükümetin de çalışması var. Ha, hep inşallah olur, beklenti hep iyidir, o yöndedir. Ama ortaya çıkıp da toplumsal refahı o iş alanında, o özel sektörde o hareketi getiremezseniz bunlar sadece sözde kalır. Biz de burada geliriz, her defa aynı şeyi söyleriz. Her siyasi oturan aynı şeyi söyler, döner de döner. O zaman benim de güvenilirliğim sorgulanır, bakanın da güvenilirliği sorgulanır, hükümetin de güvenilirliği sorgulanır. Yani bir şeylerin yapılması evet, lazım. Şart. Umarız bir dahaki sohbetimize bazı konularla ilgili İnşallah. Somut adımları görmüş oluruz diyelim. Hı hı. Süremizi doldurduk. Şeye değinmedik bu akşama da. Ha, bu akşama değinmedik ama bu son sözü öyle bitirelim. Evet, o zaman bu akşam şimdi Demokrasi Destek Platformu tarafından Türkiye'de yapılan darbe kalkışmasıyla ilgili bir hem onu kınama hem de bu demokrasiye destek anlamında bir program var saray önünde 19.30'dan. Biz de bize yapılan bu çağrıya, destek çağrısına olumlu görüş verdik. Hem partimiz anlamında bütün partililerimizi buraya davet ediyoruz. Hem de halkımızla. Çünkü şu unutulmamalı, demokrasi herkese lazım. Demokrasinin dini, dili, ırkı olmaz. Siyasi rengi de olmaz. Siyasi düşüncesi de olmaz. Dediğim gibi demokrasi herkese lazım olduğu için bu akşam herkesi demokrasiye sahip çıkmaya ben de saray önüne davet ediyorum. Bunu bir destek platformu bize geldi. Siyasi anlamda değil, bir halk olarak, bir fert olarak yapıyorum. Evet, peki. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Sayın Dursun Oğuz, teşekkür ederiz. Size. Geldiğiniz için kolay gelsin diyelim. Sağ olun. Efendim, nokta alıyoruz. Bugün adına detayı, haftayı da böylelikle nokta alıyoruz. Pazartesi günü detay programında yine kaldığımız yerden ülke gündemini konuşup tartışmaya devam edeceğiz. Her zaman söylüyorum, hafta sonu olası tüm gelişmeleri Diyalog TV ekranlarından izleyebilirsiniz. Bu akşam da Demokrasi Platformu'nun yapacağı bu demokrasi şölenini de saat 19.30'dan itibaren Diyalog TV'den canlı olarak izleme şansına sahip olacak izleyicilerimiz. Onu da tekrar not etmiş olalım. Herkese iyi tatiller. Tekrar görüşmek üzere.